Deccal'ı koruyup gözeten ülke İngiltere'dir. Peygamberimiz diyor ya, Deccal bir adadadır hadiste. İngiltere'de bir ada, ada ülkesi. Değil mi? O adada diyor, palazlanır Deccal. Değil mi? Darwinizmin çıktığı yer, Allahsızlığın, Allah'ı inkar eden dünyanın en büyük Allahsız hareketi. Yani dünyanın tarihinin tek ve en büyük Allahsız hareketi Darwinizm'dir. İngiltere'den çıkmıştır. Dünya derin devleti İngiltere'dedir. Londra'dan yönetilir dünya derin devleti. Yani Deccaliyet daha Türkçesi. Yani Deccali barındıran bir ülke olduğu için İngiliz halkını bu Deccal güruhuna karşı uyarmak lazım. Yani İngiliz halkını da ezen, onları da batıran bir sistem. Ülkelerde ajanlarıyla, yancılarıyla Deccal kendince İslam'a zarar vermeye çalışıyor. Her yerde uzantıları var. Hatta diyor ki hadiste Peygamberimiz, Deccal şeytanlarını, şeytan yardımcılarını dünyanın her tarafına gönderir. Değil mi? Yani onunla Allahsızlığı insanlara ilka eder. Tabi direkt Allahsız olun demiyor ama uygun bir üslupla bunu yapıyor. İngiliz derin devleti Osmanlı'nın yıkılmasının asıl failidir. Yüzyıllarca bir arada yaşanmış halkları fitneyle birbirine düşürürler. Evet. İngiliz halkı masumdur. İngiliz devleti de bu gizli derin devlet yapılamasından rahatsız. İngiliz derin devletinin bütün oyunlarını dünyaya deşifre etmek lazım. Bunu yapacağız. İnşallah. Bütün dünya derin devletlerine hakim olan İngiltere'dir. Amerikan derin devletini de İngiltere yönetir. Osmanlı'yı derin bir çalışmayla yıkan İngiliz derin devletidir. Peygamberimiz söylüyor, o bir adada barınacak Deccal. Ve cesametinden de bahsediyor Peygamberimiz. Çok büyük, azametli bir varlıktır Deccal. Hakikaten bir ayağı Hindistan'da, bir ayağı Pakistan'da, bir ayağı Mısır'da, dünyanın her yerine bu Deccal hakim olmuş İngilizlerin devleti. Şeytanlarıyla iş görür diyor Peygamberimiz. Şeytanlar işte casusları, muhbirleri, iblisleri onlar kanalıyla dünyayı adeta cehenneme çeviriyor. Ama kendini gizliyor. İngilizlerin devletini kimse görmüyor. Adada barınır diyor Peygamberimiz. Şeytanlar emrindedir. Bütün insanları ezer, Müslümanları katleder diyor. Müslüman ülkeleri parçalar, Müslümanları birbirine düşürür. Deccal'in vasıfları. İşte bu İngiliz derin devleti. Yani gizli, derin devlet dedikleri, Illuminati dedikleri olay budur. Çeşit çeşit isimler takıyorlar. Doğru isim derin devlettir, İngilizlerin. Deccaliyetin beyni İngiliz derin devletidir. Bunun etkisi ortadan kalkınca Deccaliyet de yıkılmış olur. Çok sinsi şekilde kendini gizlemiştir İngiliz derin devleti, Deccal. Adada yüzyıllardan beri barınıyor. Aynı Peygamberimizin söylediği gibi. Cesameti, adımlarının büyüklüğü zaten herkes tarafından görülüyor. Bir anda diyor her yeri görür. Her yerde sesi işitilir Deccal'ın. Her yere ulaşır. Amansız bir gücü vardır. Müslümanları birbirine düşürerek hayatını devam ettirir, gücünü devam ettirir diyor hadiste. Deccal'ın bir İngiltere'de manastırda olacağını söylüyor Peygamberimiz. Bir manastırda, evet. Hatta mana aleminde Peygamberimiz görüyor. Hemen ayrılıp manastıra girdik. Biliyorsunuz manastırlarla ünlü İngiltere. Her yerde manastırlar var.
Bir de baktı ki içeride şimdiye dek görmediğimiz büyüklüğe sımsıkı bağlamış bir insan. Biliyorsunuz Darwin de Cambridge Üniversitesi'nde din bilimleri eğitimi gördü. Hem din beydi hem de ateist, materyalist, dinsiz akımın başlangıcını İngiliz derin devletiyle birlikte planlayıp hayata koydu. Şeytan çok kurnaz bir varlıktır. Deccal şeytanı kullanıyor. Mesela İngiliz derin devletini deccal olarak insanlar bilmiyorlar. Dikkat dağıtmaya çalışır şeytan. Yani mesela İngiltere'nin üstüne dikkati dağıtmaya çalışır. Fark ettirtmez. Yani onu İngilizlerin devletini gözlerden saklar. Yani dünyayı mahveden bir sistem olduğunu göstermemeye çalışır. Mesela Amerika yapıyor der, Fransa yapıyor der. Halbuki Amerika ve Fransa'yı da yöneten, Amerikan, Fransız derin devletlerini yöneten İngiliz derin devletidir. Onlar yani tek başına bir hiçidir. Dikkat dağıtmaya çalışıyorsa şeytan, bilin ki tehlike oradadır. İblisi iyi takip etmek lazım. İblis bir şeyi korumaya kalkıyorsa, bilin ki orada bir melanet vardır. Bir şeyi örtbas etmek istiyorsa, bilin ki deccalı örtbas etmek istiyordur. Şeytanlar diyor Peygamberimiz, ona ne istersen söyle yapalım diyecekler diyor. Yancı ya. Sahtekar. Onun için Hindistan'da, Pakistan'da o gariban insanların içerisinden şeytan kendi elemanlarını toplar. O kavmin iblislerini şeytan çok iyi bilir, deccaliye çok iyi bilir. Mesela derin devletler bir ülkedeki karaktersizleri, böyle satılmışları, hırsızları, haysiyetsizleri, oyun oynayacak kahpeleri özel yeteneği olduğu için çok iyi tanırlar. Mesela nasıl Mehdi'leri, alimleri tanıyorlarsa derin devletler deccalları da çok iyi tanırlar. Mesela Firavun Tinetli ve kahpe, sinsi, Müslümanlara oyun oynamaya yatkın, maceradan hoşlanan, pislik yapmaktan hoşlanan, gizli oyun çevirmekten hoşlanan, dalavereden hoşlanan, yalan dolanda üstüne olmayan, sürekli hayatı sahtekarlıkla geçen tipleri yakalarlar. Ve onları kendi emrine alır. Çünkü o sahtekarlık yaptıkça mutlu olur. Yalan söyledikçe mutlu olur. Sinsilik yaptıkça mutlu olur. Satılmışlık yaptıkça mutlu olur. Yaptığı her türlü ahlaksızlıktan zevk alır, sinsilikten zevk alır. Onun için bunlar özel yetenek olduğu için derin devletler bunları özel tespit ederler her ülkede. Hayret edecek bir yetenekle tespit ederler. Mesela biz onu belki tespit edemeyiz ama derin devletler çok iyi tespit ederler. Yani derin devletin deccal avaneleri. Ve onları kendi saflarına çekerler. Bunlar çok tamahkar ve çok aşağılıktırlar. Yani çok küçük şeylere tenezzül ederler. Mesela şöhret, bir vaat, herhangi bir vaat. İşte senin geleceğini sağlayacağız demeleri. Seni tanıtacağız demeleri. Seni ünlü yapacağız demeleri. Sen büyüksün demeleri. Deccal taraftarları şeytanları ikna ederken kendilerinden daha akıllı olduğunu iddia ederek ikna ediyorlar. Çünkü daha zekisin dediğinde onun şeytani enaniyetini kabartmış oluyor. Yani çok aptal olur. Çok ahmak olur şeytan avanesi. Ama onları yakalarken onların çok zeki olduğunu söyleyerek kendi saflarına çeker. Deccaliyet. Yani diyor mesela bir dahi bulduk ya diyorlar. Yani akıl almaz zeki. Öbür deccal elemanı da diyor ki ya diyor nereden buldunuz bu insanı, bu bir ışık diyor. O dünyaya aydınlatacak bir ışık. Senin ne işin var ya onların içinde diyor, Müslümanların içerisinde. Sen kraliyet ailesinin, İngiltere'nin, İngiliz derin devletinin en asil üyesisin sen diyor. Sen bize her istihbarat getir işinde sana güvenimiz daha artar, değerin daha artar, daha iyi seni koruruz diyor. Onun için İngiliz derin devletinin istihbaratı dünyanın en ünlü istihbaratıdır. Nerede kahpe, nerede alçak, nerede haysiyetsiz varsa kendi istihbarat halkasına ekler. Ve hiç sezilmezler dikkat ederseniz.
Yani İngiliz derin devletini kimse fark edemez. Halbuki dünyayı yöneten Deccal ordusu olur. Mesela adada üstlenmiştir. Aynı Peygamberimizin dediği gibi. Bak diyor, bir manastırdadır diyor, ilk aşaması. Hakikaten manastırda darbin önce. Ve adadadır diyor. Ve akıl almaz bir gücü vardır diyor Peygamberimiz. Birçok yerde aynı anda olabilir diyor. Televizyon, radyo falan öyle. Bir adımda çok uzun mesafeler kat eder diyor. Yani onun istihbarat gücünün dünyanın her yerinde olacağını hadislerde açık açık söylüyor. Böyle özellikle haysiyetsiz, utanmayı bilmeyen, yüzsüz, şerefsizleri seçer derin devletler. Çünkü yüzüne tükürsün anlamaz yani. Çok haysiyetsiz olduğu için anlamaz ya, sezdirmez. Yani renk vermez. Renk vermemesi onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Mesela sinsice istihbarat haberini gönderir. Ama sezilmemesi lazım. Şeytan ona yardım ettiği için, yani bedeni tamamen şeytan kesildiği için akıl almaz bir yetenekle istihbaratı gönderir. Onun için mesela Hindistan'daki, Pakistan'daki, Mısır'daki İngiliz ajanları hiç fark edilemiyor. Mesela Türkiye'de de elemanları var. Dünyanın her tarafında elemanları var. Hemen hemen hiçbir İngiliz ajanı yakalanmamıştır. Çok çok nadirdir yakalanması. Kadın ajanları da var, erkek ajanları da var. Yani tarihte geçmiyor. Ama çok nadir yakalanan olmuştur. Bunların tespitini uzmanlar, psikiyatristler yapıyor. Mesela bakıyor ki megalomanyak, akıl hastası ve pislik yapmaktan hoşlanan bir dengesiz, bir psikopat, bir cemiyet mikrobu. Ha diyorlar, işte bu bizim aradığımız adam bu. Ama bunu tabii birbirlerine de tavsiye ederek, birbirlerine de anlatarak elde ediyorlar. Mesela öyle yetenekli birini duydu muydu, o ona haber veriyor, o ona haber veriyor. Diyor ki ya bu çok yetenekli, bu aileye çok uygun diyorlar. Yani İngiliz istihbarat ailesine, derin devletin ailesine. Utanma hissi olmuyor bunlarda, haysiyetsiz oldukları için renk vermez. Demin anlattığım konu çok önemli. Yani şimdi de anlattığım bu konu. Yani çünkü renk vermiş olsa bilinir, bilinebilir. Ama hiç sezdirmez. Yılan gibi bakar o, çaktırmaz. Ne zaman istihbaratı nereden vereceği, nereden aktaracağı hiç tahmin edemezsin. Mesela sen elini yüzünü yıkayacak zannedersin, o istihbaratı o anda göndermiş durum. Filmlerde falan da olur ya böyle, değil mi? Evet. Yani hiç ummadığın istihbarat kaynaklarını kullanırlar. Kendi aralarında da böyle, bütün casusluk filmlerinde zaten bu konular işlenir dikkat ederseniz. Yani sezdirmeme yeteneği. Onlarda da yani yılan gibi kendini sezdirmeme yeteneği vardır. Etki altına almak istedikleri kişiyi överek, pohpohlayarak onun şeytani enaniyetini yücelterek hacimlendiriyorlar. Onun enaniyeti artık tamam bütün vücudunu kaplıyor. Ya diyorlar, seni başbakanımız da çok takdir ediyor diyorlar. Biz konuştuk. O bir dahi dediler diyor. Aklı gidiyor onun. Yani onu duydun mu? Ya beyni uyuşuyor böyle. Mesela İçişleri Bakanı'na dün görüştük diyor. Ya bu nasıl mükemmel bir insandır böyle, biz bu insanı en iyi şekilde değerlendirelim dedi diyor. O ona yetiyor, ömür boyu yeter. Her türlü kahpeli alçaklığı yapabilir. Onun için İngiliz derin devletinin üstündeki şüpheleri dağıtmak için bunlar kendi elemanlarını çok iyi tembihliyorlar. Aman diyorlar, bizim üstümüze dikkat çekmeyin. Başka yerlere dikkati dağıtın. İşte Amerika'ya dikkati dağıtın, Fransa'ya dikkati dağıtın. Müslüman gruplara dağıtın, şuraya dağıtın, buraya dağıtın. Bu yetenekle şu ana kadar devam ettirmiştir Deccal kendisi. Ve kimse farkına varamamıştır. Asıl büyük Deccal'dir yani İngilizlerin devleti kastedilen. Ya Mesih Deccal'dır. Ama küçük Deccal'ler vardır. Mesela filmlerde de yapıyorlar. Adam değil mi? 20 yıllık evli oluyor. Eşi yahut işte kocası veyahut karısı ajan oluyor, farkına varmıyor. Değil mi? Evet.
Hatta vefat ettiğinde öğreniyor bazen. Ajan olduğunu, yani onun bir belgesinden, bir fotoğraftan anlıyor. Yani şok oluyor, hayret içinde kalıyor. Ömrü boyunca fark edemiyor. Mesela onları böyle adam yerine koyup, onun çok faydalı, isabetli konuştuğunu ona söyleyerek, onun egosunu akıl almaz geliştiriyorlar. Yani bu saf bir beyin diyorlar mesela. Sen bu ülkede harcanıyorsun diyor. Sen ancak İngilizlerin devletinin demiyor tabii de yani, İngiltere'nin aile çıkarları için hizmet edersen faydalı olur. Onun için birçok gariban böyle zavallı, enaniyetini geliştirmek isteyen ama altyapısı olmayan, ezik büzük ne kadar insan varsa bunların damına düşüyor. Deccaliyetin damına düşüyor. Onun için muazzam bir zemin oluşturmuş oluyorlar. Ve çok ucuza mal ediyorlar. Yani İngilizlerin devleti fazla para harcayarak adam sağlamaz kendine. Dikkat ederseniz yani onların yancıları hep zavallıdır. Otelden işte çatal çalar, bardak çalar. Ucuzluk olan mağazaların camını kırarak içeri girmeye çalışır pencerelerini falan. Öyle tiplerdir. Sadece ekonomik destek değil de, yani senin maaşla her şeyi destekleriz diyorlar ama asıl entelektüel çevreyle seni tanıştıracağız diyorlar. Yani bütün dünya aydınlarını tanıyacaksın. Fransız aydınları, İngiliz aydınları, Amerikalı aydınlar, entelektüeller hep senin çevrende olacak. Hakikaten kısa sürede onu o loncanın içerisine sokuyorlar. O klanın içerisine sokuyorlar. O klanın içinde yavaş yavaş derece alıp yükselmeye başlıyor. Ama sakın bizi sezdirme diyorlar. Sakın bizi sezdirme. Onun için İngiliz derin devletinin ortaya konması, bu deccal fitnesinin yok edilmesi en hayati konu. En hayati konulardan bir tanesi. Darwinizmin İngiltere'de çıkmış olması, Darwin'in İngiltere'de çıkması, İngiliz derin devletinin en yaman vuruşudur. Deccaliyetin en yaman vuruşudur. Şeytanın en yaman vuruşudur. Ve hadisler tamdır. Yani tam açıklamalar. Adamın tipi mesela saç sakalına karışmıştır diyor. Kısa boğdurdur diyor. Hepsini anlatıyor. Gemiyle hareket edeceği, gemiye bineceği. Hepsi. Adada olacağı. Allah inkar ettireceği insanlara. Bütün dünyaya bağlantı kurabileceği. Masonların ilginç bir sözü vardır. Şeytanın feneri gideceğimiz yolu aydınlatır diyor. Veyahut şeytanın feneri gideceğin yolu aydınlatır. Hakikaten iblis ahmak olduğu için hedefi sürekli göstermez. İblisin en kaçındığı yer, en hassas olduğu noktadır. Oradan vuracaksın demektir. İlimle, irfanla. Bir şey örtmeye çalışıyorsa bil ki fitne fesat oradadır. Mesela Darwinizmi korumaya kalkıyor mu? Şeytan. Oradan yaklaşacaksın. Mesela İngiliz derin devletini örtbas etmek mi istiyor? Bil ki Deccal orada. Saklanıyordur. Deccal sakın beni sezdirme der. İblis ordusuna. Derin devletler elemanlarına, ajanlarına her şeyi mübah hale getiriyorlar. Cinayet dahil. Her şey. Her türlü ahlaksızlığı yapabilirsin diyorlar. Çünkü âli menfaatler mevzu bahis diyor. Yani yüksek menfaatler mevzu bahis. Gel yavrum. İngiliz derin devleti Darwin ortaya çıkarmıştır. Darwin İngiliz derin devletinin emrinde bir elemandır. O gemilerin ayarlanması, gemideki elemanlar, çalışmalar, oradan elde edilen bilgileri hazırlanan kitaplar, kitapların dağıtılması, ülkelere kabul ettirilmesi. Yani bu Darwin'in yapabileceği bir şey değil. Yani çok kapsamlı çalışma gerekiyor.
Yani onun yan dallarının beslenmesi, Lamarck'lar, şunlar, bunlar, bunların ayarlanması, akademilerin emirlerine verilmesi, olayın bir yönüdür. Yani sırf fikrin ortaya, yani deccaliyetin ortaya atılan fikri sadece tek başına yeterli değil. Onun ilka edilmesi, insanlara ikna edilmesi, mesela bütün Osmanlı'yı darwinist yaptılar. Osmanlı'yı yıkmanın en sağlam yoluydu. Dünyanın her tarafında bunlar entelektüel yetiştiriyoruz diye ortaya çıkıyorlar. Yetiştiriyor derken şöyle, diyor ki mesela ben Pakistan'ın en entelektüel genç kızını buldum diyor. Sen diyor şimdi bir yazı yaz diyor, ben bunu bir yerde yayınlatacağım diyor. Yazıyor, yazdığı hiçbir şey yok. Çünkü kafa fikir yok ki, akıl da yok, hiçbir şey yok. Dava adamı değil. Ya yani satılmış adamdan ne çıkar yani? Onun yazısını düzeltiyor, ona mesela bir ekleme yapıyor, ilave yapıyor, o bozuk İngilizceyi düzeltiyor. Bir yazı çıkıyor ama, yani onların tam beğeneceği gibi. Bu yazıyı ne güzel yazmışsın diyor. O yazı yazan ahmak da ona inanıyor, ya diyor ben ne güzel yazı yazdım diyor. Ya sen bir dahisin diyor yani, inanılır gibi diyor bu yazıyı, yani ben gösterttim diyor. Başbakan yardımcısı sana gösterttim. Yani içi gitti diyor. Zeka fışkırıyor senden diyor. Biraz da böyle megalomanyak, akıl hastası oldukları için cinnet geçiriyor. Çok akıllı olduğuna inanıyor. Artık yani Müslümanları böyle parmağını takıp oynatacağını, her türlü sahtekarlığı oyunu yapabileceğini ona ikna ediyorlar, anlatıyorlar. O da yani dünyanın seçkin insanlarından biri olduğunu, dünyanın en seçkin beyinlerinden biri olduğuna inanıyor. Ondan sonra başlıyor melanete, pisliğe. Nasıl zarar verebilir Müslümanlara? Nerelere dikkati çekmeyebilir, nerelere dikkat çekebilir? Nerede hedefi değiştirebilir? Mesela sen Darwin'e yöneliyorsun, oradan seni çekmeye çalışır. Sen mesela etkileyici bir çalışma yapıyorsan, oradan çekmeye çalışır. Deccaliyetin ana damarlarına yöneldiysen, oradan senin dikkatini çekmeye çalışır. Ama bu aklı tabii ara ara bağlantı kurarak elde eder diğer şeytanlarla. Yani çünkü böyle iblisun ve iblisat çok ahmak olurlar. Yani bir nevi akıl hastasıdır bunlar. Ya dengesiz olurlar. Ya cemiyet mikrobu bunlar. Ama oradan buradan aldıkları akıl işte İngiliz derin devletinin elemanlarını istasyonlarda, onların çeşitli küçük karakollar oluyor, istasyonlar oluyor. Oradaki kişilerle bağlantı kurarak akıl alırlar. Ve kendini çok akıllı zanneder. Yani o aklın kendine ait olduğuna inanır. Çünkü ikna ediyorlar. Mesela Fransızlar ateist falan bilinir. Birçoğu. Fransız derin devleti falan. Fransızlar kendi halinde adamlar normalde. Ama İngiliz derin devletinin avucunun içindedirler şu an. Yani Fransız derin devleti, İngiliz derin devletinin avucunun içindedir. Amerikan derin devleti, yani daha çok işte sığır güden, koyun güden adamlardı birçoğu. Kendi halinde dindar, sanayici işte petrol çıkaran falan adamlardı. Oraya da el attı Amerika, yani İngiliz derin devleti. Ve Amerika'nın derin devletini adeta bir canavar haline getirdi. Yani komünist zihniyettedir Amerikan derin devleti. Yani kafası komünist kafadır. İngiliz derin devletinin de kafası komünist kafadır. Yani Darwinist komünist kafadır. Ama tabii onun her çeşidi, o mantığın her çeşidi anlaşılması için söylüyorum. Birçok kişiyi kullanır, birçok olayı kullanırlar. O yüzden dikkati dağıtmamak lazım. Yani mesela büyük şeytan Amerika diyor kardeşim, büyük şeytan Amerika dersen mazlum Amerikan halkını ezmiş olursun ve çok büyük hata yaparsın. Amerikan halkı zaten ezilen bir halk. Amerikan derin devleti de kendi başına hiç olan bir yapılanmadır. İngiliz derin devletiyle etkili haledir Amerikan derin devleti. Yoksa böyle gariban, sarışın, Johnny'lerden falan oluşuyor adamlar yani öyle. Yani CIA elemanlarında birçoğu öyle. Yani ailesi var, çoluğu. İngiliz derin devleti yönetir asıl. Onun için dikkati
yaptırmak ister şeytan, buna çok dikkat etmek lazım. Israrla İngiliz derin devletin üstüne durmak lazım. Adada yaşayan, Peygamberimizin hadisleriyle çok detaylı anlatan Allahsızlığın asıl ideolojisi olan Darwinizmi ortaya çıkaran, geliştiren ve dünyaya ikna eden sistem İngiliz derin devletidir. Yani Allahsızlığı yöneten güçtür. Ama tabii dikkat dağıtmaya çalışıyor. İşte falanca feşbeke şöyle ve hiçbir oyuna girme. Yani şeytan, şeytanın feneri, iblisin feneri nereyi aydınlatıyorsa bil ki orada bir oyun var demektir. İblis der ki mesela bak İngilizler aydınlatmaya çalışıyor İngilizlerin devletini feneri. Bil ki tehlike orada. Bak o çok mandal bir laftır. Değil mi bak? İblisin feneri gideceğin yolu aydınlatır. Yani nerede bir melanet varsa şeytan onu örtmek ister. İblisin adamları onu örtmek ister. Allah, şeytanlar da sizi Allah ile aldatmasın diye hatırlatmışlar. Tabii. Mesela tabii Allah ile aldatırlar. Çok dikkat. Mesela Mevlevilikle aldatmaya çalışıyor. Peki diyorsun Allah'a inanıyor musun? Yok diyor, ben Allah'a inanmıyorum. Ateistim diyor. Haşa. Peygamber asla diyor. Ama ben Rumi'yim diyor. Celaleddin Rumi diyor. Bu asrın ve her asrın peygamberidir diyorlar. Allah ona ilka etti diyor zaten kitapta. Yani Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen yazılarda ki ben yazdığına da inanamıyorum. Mesnevi-i Kerim diyor. Ona şeytanlar dokunamaz. Lehv-i Mahfuz'dadır. Allah katından inmedir. Onunla sağından soluna kimse ona yanaşamaz diyor. Kur'an'daki ifade. Bak Kur'an için diyor ki Mevlana'nın eserinde göğe, yani tercüme dersinde var bu. Evet, evet. Aslında var mı yok mu bilmiyorum. Vahiy iki türlüdür diyor Mevlana. Göğe yani bilmiyorum. Biri doğrudan Allah'tan gelir. Diğeri vasıtayla. Cebrail kanalıyla. Bu uçar gider diyor, unutulur diyor. Ama doğrudan Allah'tan gelen vahiy olduğu için diyor Mesnevi-i Kerim, bu asla yok olmaz diyor. Yani İslam yok olabilir ama Mevlevilik yok olmaz diyor. Tam aradıkları. Onun için çok çok dikkat etmek lazım. Belki Mevleviliği tamamen değiştirdiler. Bir oyun yaptılar, bilmiyoruz. Belki de hakikaten öyle, bilmiyoruz. Yani çünkü Deccal sürekli şeytan tarafından yardım gören bir sistemdir. Bir onu kullanır, bir bunu kullanır, bir şeyi değiştirir. Belki Mevleviliği değiştirdiler ve bu hale getirdiler. Her şey olabilir. Mesela hadiste diyor ki, şeytanlar Deccal'e ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da haydi gidin insanlara benim onlar Rabbi olduğumu söyleyin. Yani gerçek Allah yoktur. Suni Allah'lar vardır deyin diyor. O zaman ne yapıyor mesela? Öcalan'ı Allah olarak ilan ediyorlar. Öcalan bir yazısında diyor ki, İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekirdi. Bak İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumum diyor, İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir. Yani derin devlet, İngiliz derin devleti gereğini yapıyor diyor. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar. Abdullah Öcalan diyor bak. Destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. İngiltere bizim konumumuza en akılcı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Bak Met TV yani PKK'nın yayın organı. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiş. Politikaları İngiltere oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulattırır. İrlanda'da IRA örgütü ile görüşmelerimiz ve zaman zaman temaslarımız olmaktadır.
İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulatmaktadır. Ortada bu konular Ortada bu konularla ilgili belge yok. Olması da mümkün değildir zaten diyor, derin devlet olduğu için. Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Bak, dikkat ediyor mu? Dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Konulara çok derin yaklaşıyor diyor. İngiliz derin devletini bu şekilde anlatıyor. Deccaliyeti bu şekilde anlatıyor. Abdullah Öcalan söylüyor bunları. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar diyor. İngiltere bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar, destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. Yani köpek gibi görüyor çünkü. Zaten ahlaksız olduğundan emin. Zaten psikopat olduğundan emin. Zaten cemiyet mikrobu olduğunu biliyor. Ama amacına ulaştıysa onu kollam, o ahmak da zannediyor ki onu son vefat edinceye kadar kollayacak zannediyor. Yani diyor ki amacına ulaştığında ya köpek gibi bir yerde öldürüyor, ya aşağılıyor, ya adam yani ya bir skandalın içine sokuyor, mahvedip batırır yani. İngiliz derin devleti çok acımasız bir yapıdır. Bak bunu Abdullah Öcalan çok açık, detaylı olarak anlatıyor. Bak İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumum diyor, İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir diyor. Yani Kürt harekatı dediği PKK harekatı, bak 200 yıldan beri devam ediyor diyor zaten. Selahattin Hoca. Selahattin Demirtaş. 200 yıldan beri devam eden bir hareket diyor. Kim yapıyor? İngilizlerin devleti yapıyor. Mazlum Kürt halkı Kürt harekatını başlatacak ne bir yanlış inanca sahip olur, ne de bir imkana sahip olur. İngilizlerin devletidir yöneten. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar, destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. İngiltere bizim konumuza en akıllı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiş. PKK'nın tasfiye edilmesi kararını İngiltere verdi diyor. E hani siz yönetiyordunuz? Hani PKK hakimdi? Bak hakim olan İngiliz derin devlet. Abdullah Öcalan kendisi söylüyor. Politikalar İngiltere oluşturur. Yani PKK'nın politikalarını İngiltere oluşturur diyor. Yani İngiliz derin devleti. ABD'ye uygulattırır. Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulattırır diyor. Mesela şu an başkanlık sistemini ısrarla bastırıyor Amerika. İrlanda'da IRA örgütüyle görüşmelerimiz ve zaman zaman temaslarımız olmaktadır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Bak İRA'yla da görüşüyoruz diyor, terör örgütü çünkü. Orayı da İngiltere yönetiyor. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulattırmaktadır. Amerika'da işbirlikçisi dedi Fransa, evet. Almanya falan. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulatmaktadır diyor. Ortada bu konularla ilgili belge yok. Yok tabii ki. Derin devlet olduğu için yok. Olması da mümkün değildir zaten diyor. Görüyor musun? Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Yani düğüm orada diyor, deccaliyet. Bütün Avrupa'yı, Amerika'yı yöneten o diyor. Konulara çok derin yaklaşıyor diyor İngiltere. Yani bak derin değil, çok derin yaklaşıyor diyor. İşte olayın bütün özeti bu. Biz bir şey anlatıyorsak çok nettir olay. Amerikalılar yöneten İngiliz derin devletidir. Fransızlar yöneten yine aynı şekilde İngiliz derin devletidir. Onun için iblis dikkat dağıtabilir. Yani gazeteleriyle, radyolarıyla falan birçok şeyleri yapabilir. Dikkati dağıtmamak lazım. Yani keşfedildiğini anlarsa İngiliz derin devleti, yani deccaliyet darmadağın olur. Bütün dikkat üstüne vermek lazım. Onun için o iblislerine, şeytanlarına aman beni sezdirmeyin der. Onun Deccal'in en ihtiyacı olan konu gizlenmedir. Hadislerde de kendini gizleyeceği söyleniyor. Peygamberimiz hadislerde gizlediği için zaten çaktırmadan birçok şey yapıyor.
Yani bir oraya dikkat çeker, bir buraya dikkat. Asıl tehlike şunlardır, asıl tehlike bunlardır. Dikkati dağıttırmaya kalkar. Aman ha. Bu YDGH'nin kurucularına İstanbul sorumlusu Kerem Berti diyor ki PKK İngiltere tarafından kurulan bir örgüttür. Bunu herkes biliyor zaten. Öcalan da söylüyor, herkes söylüyor. Yani diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Orta Doğu'da İngilizlerin bir atıydı diyor. Lakin bu durum şimdi değişti. Abdullah Öcalan İngiltere'ye ihanet edip Amerika ile anlaştı. Tabii bu arada diyor bunlar hikaye tabii öyle bir şey olmaz. Onu teşhis edemediği için yani bu oyunları fark edemediği için yani Deccaliyet'in oyunları fark edemediği için öyle bir şey yapabileceğini zannediyor. Halbuki İngiltere pençeyi geçirdi mi kurtuluş yoktur. Çünkü Amerika'ya zaten hakim. Amerika'nın patronu İngilizlerin devletidir zaten. Hocam Mevlana'ya çok yükleniyorsun. Yeter bence Utku Çelenk. Kardeşim bak. Mevlana belki çok temiz, mamur, mükemmel bir insan. Eserlerin büyük bölümü de güzel zaten. Ama kardeşim sütün içerisine 1 miligram siyanür korsan 15 saniyenin içinde insanı öldürür. 1 litre süte 1 miligram siyanür korsan 15 saniyede öldürür insanı. Büyük bir tehlike var. Yani belki bu adam hiçbir şey demedi Mevlana. Adama iftira atıyor da olabilirler. Ama orada açıkça yaratılış inkar ediliyor. Allah'ın gücü inkar ediliyor. Ve Allah olma iddiası var. Kur'an'dan üstün olma iddiası var. Bunlar çok net, açık. Erkek çocuklarla ilgili çirkin ifadeler var. Kadınları çok aşağılayan ifadeler var. Türk milletini aşağılayan ifadeler var. Var da var. Bunlar oyun kurmak isteyen İngiliz derin devleti için çok uygun. Ama alabildiğine uygun. Ben buna müsaade etmem. Yani en az 3 yıl ilgileneceğim bir konu. Yani en az bu konuyla ilgili de 3-5 kitap hazırlayacağımı düşünüyorum. Videolar hazırlayacağız. Yani bu konu düzelmedi ben bu işin peşini bırakmam. Mevlana'ya yüklenmediğim yok. Oradaki fikre yükleniyoruz. Şahsına değil ben. Şahsına hiçbir sözüm olmaz. Mehmet Adil Ensen, Mevlana adına yazım sonradan eklenmiş de olabilir. İngiliz oyunda olabilir kardeş. Ben adamdan hiçbir alıp veremediğim yok. Ama İslam dinini ortadan kaldırmak için muazzam izahlar var içinde. Yani bu Mesnevi denilen kitabın içinde İslam'ı kökünden yıkacak her türlü izah var. Evet. Eklemiş olabilir, çıkarmış olabilir, her şey olabilir. Yani benim gördüklerimde, belki benim yani bu devlete ait işte kütüphanelere birileri getirip koymuş da olabilir. Bak ben katı değilim bu konuda. Bir şey var, bir acayiplik var. Dünya sevgiye muhtaç, etiket yapalım. Hocam İngiliz derin devleti madem bu kadar güçlü nasıl yıllarca İra'dan kurtulamadı? İra'yı meydana getiren İngiliz derin devleti zaten. Psikopattır derin devletler. Yani diyor ya Öcalan mesela adam önce çok koruyup kolluyor. Aniden harcıyor birden öldürür. Yani en iyi elemanı mesela en iyi elemanı denilen adam mesela general oluyor. Toplantı anında adamın alnını aniden kurşun sıkıp öldürüyorlar birden. Manyak bir sistemdir yani. Mesela Fransa ihtilalinde de bütün kendi adamlarını hep asıp kestiler. İhtilal yapanları. Yani çok manyaktır derin devletler. Mesela Türkiye'de derin devlet belası insanları yaşadı. Ne kadar manyak olduğunu daha hala görüyoruz derin devlet. Mesela Kürt kardeşlerimize yaptıkları zulmü de görüyoruz. Bak hem Kürt kardeşlerimiz zulmü yapıyor hem de diyor ki ayrılın bölünün ya diyor. Ya derin devlet insan milliyetçi olacağını düşünür değil mi? Yok. Türkiye paramparça yapmak istiyor derin devlet. Anlaşılır gibi değil yani. Manyak bir sistem. Ramazan Coşkun, cesaret gerektiren konular bunlar. Herkes el alamaz. Bravo hocaya diyor. Maşallah. Hem Efe olacaksın, hem delikanlı olacaksın, hem kabadayı olacaksın, olacaksın oğlu olacaksın. Evelallah. Bu iş başka türlü gitmez. Kelleyi koltuğa alacaksın. İnşallah. Kelle koltuğunda 3 gün savaştı. Allah Allah deyip geçer Genç Osman oy oy.
sevgi karanlığı deler diyelim. Öyle bir etiket yapalım. Sevgi karanlığı deler. Evet. Bak diyor ki YDGH'nin kurucularından Kerem Berti. İtirafçılarda da bazı itirafçılar bunu da söylüyorlar. Tabii ki diyor PKK'nın asıl gayelerini ancak üst düzey eğitim alanlar bilir diyor. Asıl yöneticiler. Çoğu savaşçı dahi bilmez diyor asıl gayesi ne olduğunu. Buna müsaade etmeyiz. Türkiye büyüsün, Turan olsun. Düşmanın ülkesi yıkılsın, viran olsun diyor. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin diyor. Cenab-ı Allah Türk milletini koruyup yücelsin. Ama düşmanın ülkesi viran olmasın, Allah hidayet versin. Onlar da hidayet olarak düzelsinler. İyi ve mükemmel insanlar olsunlar. İyi geceler. Dinleyiciniz neden hiç tepki vermeden sizi dinliyorlar? Bu bir meditasyon biçimi midir? Meditasyon falan şu an kalktı. Diyor ki peygamberim, bir kısım insanlar Deccal'le sohbet edecekler. Bağlantıya geçecekler. Yani Deccal'in elemanları, adamlarını. Ve diyecekler ki, biz Deccal'in kafir olduğunu biliyoruz. Yani pislik bir sistem olduğunu biliyoruz. Yemeğinden yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyor. Çıkar için diyor. Yani çevre edinmek, çıkar, para, gelecek. Nuaym bin Hammad el-Berzenci, Kıyamet Alametlerinin sayfa 231'de. Beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı. Duman ve ateş dağı işte onun meydana getireceği dehşet ve şiddeti anlatıyor Peygamberimiz. Duman ve ateş dağı. Hakikaten görüyorsunuz, duman dağlar gibi. Ateş dağlar gibi. İnsanlara işte bu cennetimdir, bu cehennemimdir, işte yemek, işte içecek diyecek diyor. Yani istersen derin devletin mensubu olursun, İngilizlere yalakalık yaparsın, İngiliz derin devletine, rahat yaşarsın, istemiyorsan da işte böyle Orta Doğu ülkelerinin halini görüyorsun diyor. Bu şekilde ezerim diyor. Çorbadan bir daha dedi, yani uçsuz bucaksız o ülkenin bütün imkanları. Yani derin devletin dünya çapındaki bütün imkanları toplandığında dağdan da büyük olmuş oluyor değil mi? Mesela dağıtacağını umduğu yiyecekler. Ama bak nelere tenezzül ettiklerini hadis çok iyi açıklıyor. Çorbadan bir daha, çorbacı yani. Mesela bir tas çorba versen ona ikna olur. Bir tas. O dağdan o bir tas çorba. Yani öyle karaktersizler. Veyahut mesela soğumayan sıcak et, bir parça et yemek. Mesela bir orman ve duman ateş mevcuttur diyor. Mesela isterse yeşillikler içinde de yaşatırım seni diyor ama duman ve ateş içinde de yaşattığımı görüyorsun diyor. Deccale tabileri ona uyanlar çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak eder diyor. Meşakkatül mesabih de sayfa 38 kum gibi. Hindistan'da garibanlar, mesela bir parça yemek bulabileceğini düşünüyor. İngiltere'de bir parça yüz bulabileceğini düşünüyor. Mısır'da garibanlar, Türkiye'de garibanlar. Kendilerine muazzam, çünkü hainlik yapınca, alçaklık yapınca onların müthiş güvenini kazanacağını. Halbuki onlar ne kadar alçak olduğunu anlıyor. İngiliz derin devleti böyle pislik, yani cemiyet mikrobu olan tiplerden zaten tiksinir. Aşağılık olduklarını bilir. Kullanır, kullandıktan sonra da ezer. Ama bazen de sonuna kadar kullandıkları da oluyor. Deccal ilahlık davasında bulunur diyor. Haşa ben Allah'ım diyecek diyor. Bak Mevlevilikte neyi görüyoruz? Allah'ım diyor, haşa. Abdullah Öcalan'a bakıyoruz, ne diyor? Allah'ım diyor. Derin devlet de hep Allah'ım der, haşa. Mesela işkencehanelerde der ki burada Allah yok der. Deccal işkence yapacağı yerlerde. Mesela işkence yapan Allah benim diyor. İşkence yapanlar. Yani Deccal'in bir vasfı. Firavun da sizin ilahınız ben değil miyim diyor. Tabii. Bahsi. O zaman Deccal'i de o. Hep ilahlık iddiasında bulunur. Mevleviliğin içine belki kasten koydular o ilahlık iddiasını. Yani çünkü
Karşında konuşan zaten Allah diyor. Bak herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak. Demek ki din görünümü altında çıkacak. Derken peygamberlik iddia edecek. Yani peygamber gibiyim. Allah bana vahy ediyor diyecek. Ne var orada? Vahyetme iddiası var. Yani derin devlet de bunu kullanıyor. İşte bir yönü bu. Deccal'in bir yönü. Mevlana'ya büyük bir iftira atılmış olabilir. Büyük bir oyun oynanmış olabilir. Ben şahsını tenzih ediyorum. Oradaki fikirler bunu gösteriyor. Bu yanlışlıklar. Bak diyor ki Deccal, peygamber diyor ki Deccal adamlarına haydi dağılın, insanları onların Rabbi olduğumu söyleyin. Yani mutlak güç, hakim olan benim olduğumu söyleyin. İşte yanında cennet ve cehennemin bulunduğunu anlatın. Yani eğer derin devleti uyar da İngiliz siyasetine, İngiliz derin devletine uyarsan bir sorun çıkmaz. Ama uymazsan savaşlar çıkarırım. Ateş dağları olur, duman dağları olur diyor Deccal. Bunun üzerine onlar kişinin babası, annesi ve kardeşlerine, bak kardeşi kılığına girip dağılacaklar. Müslümanları en çok, mesela diyor ki babası Müslümanların için, aman diyor yavrum Müslümanlığa yanaşma. Annesi aman Müslümanlığa yanaşma. Yani annelerin babaların da Deccal, bir kısım annelerin babaların Deccal'in yanında yer alacağını söylüyor Peygamberimiz. Yani Müslümanlardan uzaklaştırmak için, çocuklarını uzaklaştırmak için şeytan kılığına bürünüp çocuklarını İslam'ın nurundan, Kur'an'ın nurundan uzaklaştırmaya çalışacakları hadisten anlaşılıyor. Deccal pek bilgin olmayacak fakat herkesi kandırmayı becerecek. Mesela Darwin'in bilgisi çok dar. Ama herkesi kandırdı dünyada. Bak herkesi diyor Peygamberimiz. Dünyanın 99%'unu Darwinist materyalist yaptılar. Bilhassa kadınları ve köylü cahilleri daha kolayca kandırabilecek diyor. Yani belki kadınların duygusallığından istifade edecek, belki onların gururundan istifade edecek bir kısmının, bir kısım kadınların. Ve köylüler, köyde de şey olan, mesela Suriye'de, Irak'ta şehirle pek bağlantısı olmayan insanlar oluyor. Başka yerde yani şehirle bağlantısı olan insan olmuyor. Yani üniversiteye gitmiyor, okul okumuyor. Okusa bile bir derin bilgiye sahip olamıyor. Yani belirli bir şuura sahip olamıyor. Onları rahatça kendi safına çekecek diyor. Mesela en ezik insanların olduğu yerler nerede? Hindistan'da çoktur. Pakistan'da çoktur. Mısır'da çoktur. Türkiye'de de var garibanlar, ezikler. Onların seçer. Onların içinden seçiyor. Bak hadis ona işaret ediyor. Mesela hep kadın yazarlar dikkat etsin İngilizce çatlatarak, değil mi? Kendini beğendirmeye çalışıyor. Hazır ol da böyle. İlkokul çocuğu gibi müsamereye çıkmış gibi, İngilizce bilmek çok önemliyetli bir şeymiş gibi, büyük bir heyecanla nefes almadan İngiliz siyasetine uygun konuşmalar yapıyor. Onlara yaranmak için. Bilmeden yapıyor. Bazen bilerek yapıyor. Emre Aydın, hocam her akşam takip ediyorum. Hep Mehdilik, Darwinizm, evrimden bahsediyorsunuz. Diğer dini konularda niye bahsetmiyorsunuz? Ahir zamanda iki mühim konu vardır. Biri Deccal, biri Mehdilik. Peygamberimizin hadisleriyle açık. Kur'an'da da zaten iki konu hakimdir. Kur'an'ın bütününe. Deccaliyet ve Mehdilik. Bütününde. Hep Mehdilerin faaliyetleri, Deccal'ın karşı faaliyeti. Kur'an'ın %95'i bu konuları anlatır. Hadislerde de en mühim konu ahir zamanda Deccaliyet ve Mehdiyettir. Ben de en mühim konuya ağırlık veriyorum. Deccal bu oyunu oynarken Peygamberimiz diyor ki bir adam çıkacak. Bir adam. Siz yalan söylüyorsunuz diyecek diyor Peygamberimiz. Yalan söylüyorsunuz. Siz şeytanlarsanız o da yalancının tekidir. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bahsettiği haber varit olmuştur. Bizim haberimiz var diyor Deccaliyete. Onun yalancı olduğunu, yanındaki yardımcıların da şeytanlar olduğunu, İsa Aleyhisselam'ın da gelip Deccaliyeti etkisiz hale getireceğini Allah'ın Resulü bize haber vermiştir diyor. Bir adam ahir zamanda. Bunun üzerine elleri boş dönecekler Deccal yanına. Başarılı olamayacak diyor Deccal. İşte bu Mehdi'dir bahsedilen. Ahir zamandaki bu şahıs. Yani Deccal'e teşhisi koyan ve onu etkisiz hale getiren şahıs Mehdi'dir. Biz de onun öncüsüyüz, yardımcılarıyız Mehdi'nin. Talebesi olmaya gayret eden bir insan. Talebesinin talebesi olmak da bana yeter.
Deccal çıktığını işittiğinizde ondan kaçın diyor Peygamberimiz. Çünkü bir adam onu reddetmek niyetiyle yanına gelir fakat tabi olup ona kalır. Mesela Darwinizmi eleştirmek için Darwinist kitaplar okuyor. Öbür tarafa bakıyorsun adam kafası yatıyor, o da Deccal'e tabi oluyor. Haberi bile yok. Zira Deccal ile beraber kalpleri vesveselendiren çok şeyler vardır. Yani çok fazla felsefe olacak ahir zamanda. Marksist felsefe, işte diyalektik felsefenin diğer kolları, işte varoluşçuluk, şu bu falan dal budak saracak diyor Peygamberimiz. Ve bunlar insanlara iman vesvesesi verecek diyor. Ebu Davud Melahim bölümünde var. Deccal çıktığında müthiş bir şekilde bağırır. Doğu ve Batı'nın bütün halkı onu duyar. Yani radyolardan, televizyonlardan, her yerden konuşur, basın. Bediüzzaman ceridelerden diyor, ceride, gazetelerden. Deccal evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır diye bu ses duyulacaktır. Yani çocuklara Darwinizm, materyalizm öğretiliyor. Ateist düşünce öğretiliyor ve çocuklar esir edilmiş oluyor. Ve terörün, anarşinin kucağına itilmiş oluyor. Bilmeden, bazen de bilerek. Beraberinde su ve ateş vardır. Yani hem nimet göstertiyor, hem de dehşet ve şiddet. İnsanların su olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. İnsanların ateş olarak gördükleri soğuk ve tatlı bir sudur. Demek ki Deccal aldatmaya çalışacak. Mesela suyu ateş gibi gösterecek. Aman yanaşma, kaçın falan. Yani şaşırtmaca verecek kendinin üstüne dikkati dağıtmak için. Sizden her kim bunu idrak ederse ateşi tercih etsin. Demek ki onun oyuncuları, yalakaları bize hak olanı ters göstertecek. Ters olanı da hak gibi gösterecek. Bizi oynatmaya kalkacak. Biz de ferasetle onun, iblisin fenerini aydınlattığı yerde onun dediğinin tersini yapacağız. Bak, sizden kim bunu idrak ederse ateşi tercih etsin, kendini ateşe atsın. Aslında o tatlı ve güzel bir sudur. Demin anlattığım konu var işte bu. Mesela İngiliz derin devletini gizler. Onu çok güzel göstertmeye kalkar. Örter. Dikkati dağıtmaya çalışır. Asıl dikkat Amerika'ya verilmesi gerekir. Fransa'ya verilmesi gerekir. Halbuki asıl yöneten İngiliz derin devletidir. Gariban İngiliz halkını da kullanıyorlar. Ezer de. Mesela İra'ya bomba patlattırıyor, darmadağın ediyor, dehşetle saçıyor. O olaylar oldukça İngiliz halkı daha da hizaya geliyor onların tabiriyle. Hakan Adnan Bey'in bu geceki mesnevi eleştiriler çok yerinde eleştiriler bence. Ramazan Tas, helal Adnan Hoca. Hocamı seviyorum. Tanrı başımızdan eksik etmesin diyor Zenan. Niye Allah desene? Allah başımızdan eksik etmesin diyeceksin inşallah. Kıyametin ön sırada Deccal ve onun ön sırada 30 kadar ve daha fazla yalan Deccal geliyor. Yani Deccal tek başına değil. Birçok Deccallarla birlikte çıkıyor. Mesela PKK hareketinin başı. Mesela bir Deccal hareketidir PKK. Derin devlet, İngiliz derin devlet tek başına çıkmıyor. Darwin'i ortaya çıkartıyor. Bütün dünyayı ateist yapıyor. Adada bir çıtını çıkartmıyor. Kimsenin dikkati üstüne çekilmiyor. Bu yıl bütün gücümüzle İngiliz derin devletini, yani Deccaliyeti ortaya koyacağız. Ve bir dahaki yılda ortaya koyacağız. Bir dahaki yılda Deccal son nefesini verinceye kadar buna devam edeceğiz. İstediği kadar hampalarıyla, elemanlarına ortaya çıksın. Ne yaparsa yapsın. Bu zulmü bırakacak Deccal. Deccal diyor, Mehdi'nin ayaklarının dibinde vefat eder diyor, ölür diyor. Yani manen. Biz de Mehdi öncüsü olduğumuz için, talebesi olduğumuz için var gücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Ben de sizler de. 1957-2007 arasında Mısır Arap Cumhuriyeti. Sosyalist bir ülkeydi. Sosyalist. Kim yaptı? İngiliz derin devlet. Suriye Arap Cumhuriyeti 1963-2012 arası sosyalist bir ülkeydi. Irak Cumhuriyeti 1968-2003 arası sosyalist bir ülkeydi. Libya 1969-2011 arası sosyalist bir ülkeydi. Sosyalist ne yapıyor? Önce Darwinist yapıyorlar. Darwinist materyalist, sonra sosyalist. Sosyalistten kasıt Darwinist materyalist olması aslında. Türkiye'de bazı gazeteciler var. Ha bak, o önemli. Bunlar hiç adı sanın duyulmamış adamlardı. Malum İngiliz ekibi bunlarla bağlantıya geçti. Bunlar bir anda gazeteci olup çıktılar ortaya. Yabancı gazeteler sırf bunlardan alıntı yapıyor. Bunlarla röportaj yapmak istiyor. Bunlar bir ekip böyle, klan gibi.
Ama hiçbir özellikleri yok. Bunların yazıları genellikle dışarıda tavsiye ediliyor, yurt dışında. İngiltere ve Amerika'da tavsiye ediyorlar. Öyle uzmanlar var, yani yazı uzmanları var. Ne ekleyeceklerini, ne çıkaracaklarını bunlara göstertiyorlar. Genel kültürleri falan da yok. Yani günübirlik öğreniyorlar. Mesela ne konuşacaklarını onlara gönderiyorlar. Bir gün, iki gün öncesinden okuyorlar. Hepsinin ortak özelliği PKK sempatizan olmaları. Darwinist eğilimli olmaları. Kendi aralarında çok iyi bağlantıları var. Birbirlerini çok iyi koruyup kolluyorlar. Ve genç kızlardan oluşan bir ekip oluşturmuşlar. Türkiye aleyhtarı olanlar hep bunların yazılarını paylaşıyorlar genelde. Bunlar da onlara yaranmaya çok özen gösteriyorlar. Çürbuçuk bir İngilizceler var, o İngilizceyi göstermeye çok meraklılar. Biz İngilizce biliyoruz havasındalar. Bunlara pek bir netice alamazlar ama yine bunlarda bir şeymiş gibi görünüyor yani. Kullandıkları adamlar. Kendi ülkemizde bir ilçeye asker girebiliyor diye sevinmiyoruz. Felaketin boyutuna bak ya. Bize müjde veriyorlar mesela şu ilçeye girebildik diye. Asker girebiliyor ayrıca. Yani sivil vatandaş hiç kimse giremiyor da asker girebiliyor. Buna seviniyoruz. Bu bir an önce bitmesi gereken bir acı olay. Bir an önce bitmesi lazım. Yani her yer Türkiye'nin emanında ve kontrolünde olması lazım. Türk askerinin, Türk polisinin. İblis ordusu aptallarıyla, avanaklarıyla, nefsine tapanlarla, enaniyet manyaklarıyla hepsiyle ayakta olacak tabii ki. Biz de onları teker teker ezeceğiz. Mesela bak Türk ordusu ne yapıyor şu an Türk askeri? Deccal'ın avanelerini tek tek eziyor. Birden mi? Değil. Ama yavaş yavaş eziyor. Fakat sağlam eziyor. Biz de fikren sağlam ve emin adımlarla ezmeye devam ediyoruz ve ezeceğiz. Eminen sevgili hocam İttihat-ı İslam döneminde kapitalizm sonlanmış olacak mı? Tabii. Vahşi kapitalizm yok oluyor. Çünkü Kur'an'ın ruhu vahşi kapitalizmi tamamen yok eden bir sistem. Çünkü velayet sistemi var. Bütün müminler birbirinin velisi. Kapitalist kalmıyor İslam toplumunda. Resulullah'tan o devrin ahlaksızları, alçakları, şerefsizleri, namussuzları, it kopuk takımı, dolandırıcılar, egoist, bencil, ruhla kendini delirtmiş, enaniyet manyakları, Allahsız, kitapsızlar, hepsi Peygamberimizden nefret ediyordu. Bir tek onun aşıkları onu çok seviyordu. Bir gün Ebu Cehil Peygamberimizi yolda görüyor. Ya Ebul Kasım diyor ona, yani ya Resulullah diyen sahabeler diyor. Ya Ebul Kasım diyor. Ne kadar çirkin insansın diyor. Peygamberimiz sahabelerle yürürken doğru söyledi diyor. Doğru söyledin diyor adama da. Sahabeler şaşırıyorlar ama bir şey demiyorlar. Yolda ilerliyor Hazreti Ebubekir diyor ya Resulullah sen diyor dünyanın en güzel insanısın diyor. Ne kadar nurlu, ne kadar güzelsin maşallah diyor. Doğru söyledin diyor. Ya Resulullah diyor sahabeler dayanamıyorlar. Ona da doğru söyledin, buna da doğru söyledin diyorlar. Ben bir aynayım diyor. Bana bakan kendini görür diyor. O baktı diyor kendini diyor canavar gibi gördü diyor. Ama Hazreti Ebubekir bana nur olduğu için nuruyla baktı. Beni böyle güzel gördü diyor. Onun için Müslümanları alçaklar ve şeytanın adamları, karaktersizler, iblis ordusu çirkin görür. Kötü görür. Ama nur insanları, Allah insanları, Allah dostları, Allah sevenleri, mübarek varlıklar çok güzel görürler. Eğer şeytan mümini güzel görürse mümin bir köşeye çekilmesi lazım. Ben ne yaptım acaba demesi lazım. Bir felakettir bu. Bir alçağın Müslümanı güzel görmesi çok çok kötü olur. Orada Müslüman kendine gelecek diyecek ya ben bir şey yaptım herhalde ki bu iblis beni böyle güzel görüyor diyecek. Mümin güzel görür mümini. Hocam birçok yönünüze hayran oldum ama en şaşırdığım yönden biri diyor. Yerinize çok çeşitli ülkelerden çeşitli kişileri katılıyor. Bu insanlar yaşamları farklı, kültürleri, zevkleri farklı ama sizin karşınızda sanki 40 yıldır sizin arkadaşlarınız gibi sıcak ve uyumlu hale geliyorlar. Bu ben bunda bir olağanüstü görüyorum diyor Derya. Fitnenin girmediği diyor Peygamberimiz. Hiçbir eve dokunmadığı hiçbir insan kalmaz. Bu durum soyumdan İmam Mehdi çıkıncaya kadar devam eder. Nuaym bin Hammad. Hocam İslam ülkelerindeki karşılıklığın sebebi yeraltı kaynaklanan zenginliği mi yoksa bilinçsizce İslam'ı yaşamaları mı? Mustafa tabii ki yani Kur'an'a uymamaları.
sevgiden kaçınmaları, sevgiyi arka plana bırakmaları yahut sevgiye tamamen sırt dönmeleri, ırkçılık, öfke, şiddet daha hoşlarına gidiyor. Sevgiyi çok sıradan buluyorlar. Halbuki sevgi dünyanın asıl sebebidir. Sevgisizliği, egoistliği, bencilliği insanlara çeşitli yöntemlerle öğretiyorlar. Türkiye'de de işte o bazı genç kızlar, bazı genç delikanlılar normalde hiçbir özellikleri yok. Hiç tanınmayan, bilinmeyen, kimsenin kale almadığı insanlar. Ama bunlar meşhur olmak, yazar olmak, önemli insan olmak, gazetelerin onlardan bahsetmesi, siyasetçilerin onlardan bahsetmesi, Türkiye'yi yönlendiren adam olmak, dünyayı yönlendiren adam olmak hevesiyle yanıp tutuşup gurur ve enaniyetlerini tarif etmek istiyorlar. Bunların bu hevesini, bu aczini, bu eksik yönlerini gören derin devlet mensupları bunlara el atıyor. Özellikle İngiliz derin devletin hiç gözünden kaçmıyor böyle tipler. Bunları çok kolaya ve ucuza yönlendirecek bir mekanizma kurmuşlar. Adeta bedavaya getiriyorlar. Yani gören de çok pahalıya mal oluyor zanneder. Çok ucuza getiriyorlar. Ve hepsini kendilerine hizmet çıkarıyorlar. Ama onlar da farkına varmıyor bunun. Sen dahisin, sen çok akıllısın. Senin gibi zeki insan yoktur. Bölgenin en akıllı insanısın. Böyle bir ülkede böyle bu kadar zeki bir insan nasıl oluyor falan gibi konuşuyor, bir dahi olduğunu söylüyor. O da yiyor onu. Evet. Halbuki oranın en ahma, en akılsızı tam cemiyet mikrobu oluyor ama bilmiyor. Veyahut cemiyet mikrobu haline de getiriyorlar bazen böyle saf delik tipleri. Evet. Sen işte köşe yazarı olursun, siyasi analiz yaparsın, kitap yazarsın. Adam da şaşırıyor. Vay be, ben neymişim ben diyor. Her yazılarını dışarıda yazanlar oluyor. Bunlar uyduruk böyle çok ilkel bir yazı yazıyor. Adam ekliyor, ilave ediyor, çıkarıyor, bilmem ne yapıyor. Vay be diyor, ne kadar mükemmel yazmışım ya diyor. Yani onu bile anlayacak akla sahip diyor. Ulan başını sonra her yerini değiştirmiş adam. Alışıyorlar, bir sefer onlara bağımlı hale geliyorlar. Yani sürekli yazılarını gönderiyorlar. Onlara da sürekli yazıyı değiştirip, düzenleyip gönderiyorlar. Bak sen nasıl güzel bir yazı yazdın gör diyorlar. O da inanıyor ona. Ondan da sükse yapıyorlar kendilerince. Kendi ülkeleri aleyhine konuşturuyorlar. Mesela PKK'yı övdürüyorlar. Müslümanları yerdiriyorlar. Müslümanlar hakkında istihbarat topluyorlar. Allah İslam'ı anlatırken ve yayarken bizim orta bir akıl olmamızı istemiyor. Yani çok yüksek bir akıl olmamızı istiyor. Yani orta bir akılla İslam yayılacak gibi değil. Orta bir akılla da İslam yaşanacak gibi değil. Çünkü bir kere İslam karşıtları birçok felsefelere bölünmüş olarak, birçok inançlara bölünmüş olarak hırslı bir ittifakla Müslümanlarla bir mücadele içindeler bir kısmı. Şeytanın etkisinde olan insanlar ayrı bir mücadele içindeler. Müslümanların kendi içinde şeytanın etkisinde olan insanlar ayrı bir mücadele içindeler. Ki bu çok en vahimlerinden bir tanesi budur. Çünkü bünyenin içinde artık. Müslümanların içinde olup yine münafık olanlar ayrı bir tehlike meydana getiriyor. Müslümanların dışında münafık olanlar ayrı bir tehlike. Müslümanların dışında küfür içinde olanlar ayrı bir tehlike oluşturuyorlar. Müslüman da buna karşı ılımlı, akılcı, sevgiyle yaklaşan, dengeleyen politikayla hareket etmek durumunda. Yani gelenekçi Ortodoks İslam'ın en büyük hatası yıkıcı, tahrip edici, öldürücü bir çalışma içinde olmaz. Halbuki akıl burada kullanılır zaten, yani irade burada kullanılır. Çok dengeleyici, itidalli, makul yaklaşılması lazım. Mesela adam Müslümanım diyor, gelecek korkusuna düşüyor. Ama delice böyle, delicesine bir korku içinde. Küfür içinde olan, yani dinsiz olduğundan emin olduğu bir kadını gidip alıyor. Niye aldın diyorum. Ya diyor, yarın bir gün diyor ben hastalanırsam bana bakar. Ya sen kanser olacaksın, yatağa yatacaksın. Adam senden uğraşacak. Bu kadar mı aklın zayıf senin? Bırakır gider ya. Seninle niye uğraşsın? Sen yatalak olacaksın. Yatalak ki ne kadar zordur bakımı. Efendim
saçların dökülecek, kaşların dökülecek. Adam zaten çıkar için gelmiş sana. Çıkar için gelmiş adam senden uğraşır. Geleceğimi garanti altına alacağım diyor. Sana en büyük darbeyi vurabilir. Sen orada büyük hata yapıyorsun. Öyle bir şey olmaz. Müminlere güvenebilir mümin ancak. Yani vicdanlı insanlara güvenebilir. Ya bana bakar. Sen bakar dersin de bayağı. Ya diyor ki mesela çocuklarım olur onlar bana bakar. Çocukların başına en büyük bela olabilir. Ağzını burnunu kırabilirler. Başına bela olur. Cinsi sapık olabilir. Ahlaksız olabilir. Nitekim ben birçok insanda görüyorum. Müslüman insan diyor ki ben çocuğum bana bakacak diyor. Bakıyorsun. Mesela kızı varsa fahişe oluyor. Oğlu varsa cinsiz sapık oluyor. Baş belası oluyor. Ben çok gördüm böyle. Zannettiği gibi olmaz. Hani ondan doğuyor olması, onu mesela onun imanlı olacağının garantisi değildir. Babası dindar olur. O zaman Nuh'un öyle olmaz ya. Nuh peygamber yani. Oğlu küfür içinde. Karısı küfür içinde. Yani peygambere yakın oluyor olmak kurtuluş değil. En azından münafıklar bazen oradan çıkmış oluyor. Yani bir kurtuluş yolu değil o. Ama kim olursa olsun tabii herkese sabırlı, itidalli davranmayı Allah çok beğeniyor. Tabii ki mücadele ederken Allah'la bağlantının hiç kopmaması lazım. Ya mesela çok aksi gibi olaylar olabilir, çok ters olaylar olabilir. Çok makul bir politika izlenmesi gerekiyor. Yani böyle alttan alan, Müslüman halim oluyor yani. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyor. İnşallah. Yani mümkün mertebe itidal. Yani itidalle hareket edilmesi gerekiyor. Ani fevri hareketler aklı kapatır. Yani Müslüman akılsızla akılsız olamaz. Deliyle deli olamaz. Dengesizle dengesiz olamaz. Kinliyle kinli olamaz. Öfkeliyle öfkeli olamaz. Makul düşünecek. Yani çünkü Allah'la hep beraber olduğunu bilecek. Yani çünkü onu deli gösteren de Allah, dengesiz gösteren de Allah, anormal eylemler yaptıran da Allah. Dolayısıyla adam bağımsız değil ki sen oturup telaş edesin. Değil mi? En çılgın hareketin bile, en anormal hareketin bile yaratıcısı Allah'tır. Yani şahıs yapamaz onu. Kaderin dışındaki bir şey yapamaz. Onun için yani mutedil, dengeli, akıllı olaylara bakmak lazım. Mesela yazı yazanlar oluyor. Abuk subuk mesela zırvalıyor, mesela çirkin sözler ediyor falan. Nihayetinde Allah ona o gücü veriyor. Yani oturup orada heyecanlanmak, öfkelenmek, ona sert cevap vermek değil. Makul onun vicdanına hitap edecek şekilde hoş bir cevap uygun olur. O adam da şaşırır o zaman çünkü hiçbir kimse ona öyle bir üsluba karşılık güzel bir cevap vermemiştir. Değil mi? Ters bir üsluba güzel bir cevap verilmesi onu şaşırtır. Ve imanına ciddi vesile olabilir. Mesela Peygamberimizin imanında bu tarz olaylar çok olmuştur. Mesela adam şiddetli suç işliyor. Peygamberimiz affediyor. Adam şok oluyor, Müslüman oluyor. Ya hayret içinde kalıyor. Ya peygamberin sabrına şaşırıyor. Tevekkülüne. Öfke yakışmaz çünkü sürekli Allah'la beraber hareket eden bir varlık Müslüman. Hep makul ve dengeli düşünecek. En korkunç görülen olayı bile Allah yaratır. Ayeti diyor ya Cenab-ı Allah bir olay olduğunda o olayın meydana getirdiği dehşetten ben korkmam diyor Allah. Ben etkilenmem diyor. Mümin de onu son derece makul görecek. Bazen Müslüman, bu kadar da olmaz, işte artık ben bu kadar tahammül edemeyeceğim. Haşa, Allah'a karşı ama. İşte dayanamayacağım artık, ayette de var ya, iki taraftan sarılmıştınız diyor. Yürekler ağza gelmişti. Ölüm baygınlığı gibi diyor, bakıyorlardı diyor. Sen onları bile bile ölüme sürüklüyormuşsun gibi diyor. Ve Allah hakkında, Allah ve Resulü hakkında zanlarda bulunuyorlar diyor. Kötü zanlarda bulunuyorlar. İşte Allah bizi aldattı, haşa. Peygamber bizi aldattı. Yahut meğer Allah yokmuş diyor. Allah vermesin, haşa.
Yani olayı Allah'ın yarattığına inanmıyor o anda. Yani sıkıştığı için çok büyük bir olay olarak görüyor. Bunu bu tarz bir konu olarak görmüyor. Halbuki en şiddetli olayı bile Allah yaratır. Yani bunun hiç unutulmaması lazım. Ahzab suresi 10, 11 ve 12'de Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sınırım. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan girmişler. Yani kuşatma var iki taraftan, çift. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Bak gözler kaymış yani korkudan göz kontrolünü kaybediyor. Yürekler hançereye yani artık gırtlağına dayanıyor neredeyse yüreği yani. Kalbi o kadar çok atıyor korkunun şiddetinde. Siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İşte Allah var mı? Allah şu an bizi görüyor mu? Gibi haşa. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Demek ki Allah bu tarz imtihanları rahatça yapabiliyor. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, bak münafık olan bir de kalbinde hasta iki tür. Bir münafık olan var, doğrudan iman etmiyor. Bir de hasta. Kalbinde hastalık, yani hastalık diyorsa yani akıl hastalığı gibi bir şey. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Yani bizim geleceğimiz boş diyorlar. En büyük korku insanlara gelecek korkusu oluyor. Yani biz mahvolmuşuz diyor işte. Biz boş yere bu İslam'a sarıldık. Boş yere bu insanın peşinden gittik. Boş yere ibadet ettik. Gençliğimizi boş yere verdik. Bu kafada oluyor. Halbuki her an Allah yanında olun. Ama şeytan ve nefsi onu gelecek korkusuyla öyle bir açmaza sokuyor. Bak Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi. Vaat nedir? Geleceğe yönelik. Gelecek korkusu. Ya benim halim ne olacak? Ben ne yapacağım? Ne edeceğim falan. Kardeşim sen ne yaparsan yap, kaderin dışında bir şey olmaz. Ama tabii buna da Allah'a inanan inanır. Ya Allah'a inanmayan inanmaz. Kendince tedbir alanlar en feci akıbete sürüklenenler oluyor. Geleceğini garanti altına aldığını düşünenlerin sonu bayağı felaketle bitiyor. İşte çocuğun bakar diyor, çocuğu başına bela alıyor. Kocası bakar diyor, kocası başına bela alıyor. Karısı bakar zannediyor, karısı başına bela alıyor. Allah'a güvenen kurtulur. Sen çocuğunu putlaştırırsan çocuğun senin başına bela olur. Kocasını veya karısını eğer putlaştırırsa onlar başına bela olur. Ali İmran 144 Muhammed yalnız, bak diyor ki Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sınır. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce, bak ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. İlk değil diyor Allah. Şimdi o ölürse yahut öldürülürse siz topuklarınız üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz? İşte bak gelecek korkusu yine. Peygamberin ölümü konumunda da mahvolacağına inanıyor. Dağılırız biz, mahvoluruz, işte yiyecek bulamayız, kimse bize bakmaz. İşte Müslümanlara da güveniyor, bunu Müslümanlar da bana saldırır. Ayrı ayrı güvenemiyor. Siz topuklarınız üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topu üzerine gerisin geri dönen kimse, Allah'a kesinlikle zarar veremez diyor. Yani ama bak buradaki ifadeyi dikkat edin mi? Allah'a zarar vermek amacıyla yapıyor bunu. Müslümana zarar vermek amacıyla, dine zarar vermek amacıyla, peygambere zarar vermek amacıyla yapıyor. Ama bak diyor ki Cenab-ı Allah, Allah'a kesinlikle zarar veremezsiniz diyor. Çünkü amacı orada peygambere zarar vermek. Müslümanlığa ve İslam'a zarar vermek. Geri dönmek de amacı bu. Ya büyük bir darbe vurduğunu zannediyor. Çünkü diyor ki sen bizim gençliğimizi aldın. Bizim ömrümüz böyle boş şeylerle geçti. Bizi aldattın. Bizim geleceğimiz yok. Gelecekte biz mahvolacağız diyor. Biz yaşlanınca ileride ne yapacağız diyor. Biz biteriz, mahvoluruz. O yüzden öfkeleniyor, bir süre dine saldırıyor. Bak ne diyor orada? Topu üzerine gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. Allah şükrediyorsa pek yakında ödüllendirecektir. Nasıl oluyor? Müslümanlara Allah zenginlik veriyor, bereket veriyor, güzellik veriyor. Ahlaksızlık yapana da
çökme, hastalık, bela, bereketsizlik, onursuzluk ve aşağılanma veriyor. Ama o kendince çok iyi bir şey yaptığını zannediyor. Ahirette de cehennem veriyor Allah. Bu dünyada genellikle cehennemden korkmama uslubu çok arsız bir uslubu, birçok kişi yapar. Ya cehennemde işte sanatçılar olacak, biz orada eğleniriz, işte birçok kadınlar olacak, gayrimeşru kadınlar da orada olur. Efendim, günahkar olan, işte içki içen falan, kendilerine göre sayıyorlar. Hepsi orada olacak, biz asıl orada eğleniriz diyor, eğlenceden. Yani Allah intikam aldığında alıyor, dünyada bunu görüyorlar. Allah yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Ve zannettikleri gibi olmaz, şımaracakları gibi de olmaz. Yani öyle edebiyatını yaptıkları, alay ettikleri gibi olmaz. Yani bin pişman olur yaptıklarına, tahmin ettikleri gibi olmaz. Onun için başlangıcında bu münasebesi de yapmamaları lazım. Hazreti İsa'nın mesela 12 talebesi var. Biri, o da hain çıkıyor bir tanesi de, Yuda İzaryot. Gidip Romalılara ihbar ediyor. Ya İsa gibi, Nur gibi bir insana nasıl ihbar edersin? Ahlaksız. Ne kadar kızdıracak hareket. Ya bir avuç paraya bunu yapıyor. Alçağa bak ya. Bir avuç paraya yani. Ve üstelik bak, öldüreceklerini bildiği halde bunu yapıyor. Çakal. Önden giriyor bir de. Ahlaksız sağlamı almak için. Orada yakalayacaklar mesela, Allah vermesin. Zorla götürecekler. Ve çarmıha girip şehit edecekler. O para nasıl boğazından geçiyor? Haysiyetsiz. Ya en aşağılık adam bunu yapmaz ya. En karaktersiz adam bunu yapmaz. Ve ta yanına kadar da geliyorlar. Ya Hazreti İsa zaten söylüyor yani, onun yapacağını ima ediyor. Böyle bir şey yapacak diyor ve dediği gibi de çıkıyor yani. Şeytan bizzat, şeytan insanın bizzat kendisi. Sen seni bil. İnsan cin ayrımını yapmak lazım. İnsan şeytanlar var. İnsi şeytan Kur'an'da geçer. Yani insan görünümdedir ama şeytandır. Yani gerçek halini görsen kanın iliğin çekilir. Hani filmlerde falan oluyor ya, adam birden çok korkunç bir görünüm alıyor. Gerçeği öyledir. Bir de cin şeytanlar vardır. İnsanın içine girer, etki eder. Yani hafızasına, düşüncesine, kafasına etki etmeye çalışır. Ama ondan mücadele kolaydır. Yani cinlerin gücü çok zayıftır. Böyle akıllı cin çok nadir olur. Değerli hocam, az önce anlattığınız konuyu böylesine düşünmemiştim. Peygamberi insanların ölçü alıp sonra dinden vazgeçmeleri korkuya kapılmalı. Gerçekten peygambere güvenince birçok kişi ortada kalmış, hissetmiş olabilir. Allah'a güvenin önemini daha iyi anlıyor bu usta Tanku. Tabii diyor ki, peygamber öldü diyor, bize oyun oynadılar diyor. Allah yokmuş, peygamber de yokmuş. Biz ne olacağız diyor, mahvolduk diyor. Ya kardeşim, peygamberi yaratan Allah değil mi? Canını verir alır. Seni kim yaratıyor? Onlarla. Şu ana kadar seni kim besledi, büyüttü? Gelecek korkusu haramdır. Müslüman böyle bir şey düşünemez. Büyük bir felaket, böyle bir şey düşünemez Müslüman. Her anımızı Allah yaratır. Senin aldığın bütün tedbirler başına bela olur. Mesela para korsun, kanser tedavisine gider o para. Yahut bir şekilde el korlar. Ev alırsın, Allah başına göçertir. Böyle şeylere güvenilmez. Sadece Allah'a güvenilir. Yani bu çok, yani Allah'ın çok zoruna gider bu ya. Sen Allah'a güveniyorsun, eve güveniyorsun. Orada köşedeki parana güveniyorsun. Allah helak eder. Paran olsa kaç yazar ayrıca Allah bela verdikten sonra. Böyle şey olmaz. Müslüman asla yani her an yani. Hiç kimse açlıktan ölmemiştir. Hiç kimseye hiçbir şey olmaz. Allah'a güvenen hiç kimseye şu ana kadar hiçbir şey olmamıştır. Öyle bir şeyden Müslüman şiddetle kaçınacak. Ortaokul, liselerde, üniversitelerde, her yerde, her devletin eliyle evrim öğretiliyor mecburen. Ve insanlar bundan yakayı kurtaramıyor. Ya Suudi Arabistan, ne alaka? En koyu evrimin anlatıldığı ülke, yani Allah yaratmadığı tarzında anlatımın en yoğun olduğu ülkelerden biri Suudi Arabistan. İran, her yerde Allah'ın yaratmadığı anlatıyor. Fas, Tunus, Cezayir, bütün İslam alemi. Her yerde insanı Allah'ın yaratmadığı ve insanın evrimle yaratıldığı her yerde anlatılıyor. Ve resmi olarak bütün öğretmenler mecbur bunu anlatmaya. Bunu kim organize ediyor bilinmiyor. Yani deccaliyet bir
kement atmış, bu kementten kimseye kaykusunu kurtaramıyor. İngiliz derin devletinin yaptığı bir oyun. Çırpınsa da insanlar kurtulamıyor. Mesela Mevlevi diyor ortaya attılar. Adam ağzına geleni söylüyor İslam'a, Kur'an'a. Kimse bir şey diyemiyor. Ya Mevlana kutsaldır. Ya Allah'a hakaret ediyor adam. Olsun Mevlana diyor diyor. Ya Allah inkar ediyor. Evrimden yaratıldı diyor. Kur'an'daki Hazreti Adem Hava ile ilgili anlatımı kökten reddeden bir izah. Ya desene sen alimsen, senin atan Hazreti Adem'den havadır dersin. Demiyor. Sen diyor hayvandın, insan oldun diyor. Habire hayvan muhabbeti yapıyor. Ya Kur'an neresinde hayvandığınızı insan oldunuz diyor. Bir Adem'le Havva'dan bahset ya. Bahsetmiyor. Getir. Mesela Suriye'nin varil bombası bombalanmaz. Herkes bunu yedi ya. Yani büyük bir kitle. Hepsi herkes demeyeyim de. Birçok insan. Normal, şimdi bak denizde sürekli çoluk çocuk boğuluyor insanlar. Bunu da makul gördüler. Müslümanları adamlar teker teker sıradan asıyor. Bunu da makul görüyor. Herkes işte mesela nişanlanmanın peşinde, okulunu bitirmenin peşinde. Her yerde muazzam bir Müslüman kıyımı var. Adamların umurunda bile değil. Birçok kişinin. Onun için sürekli başına başına kalkıp hatırlatmak lazım. Yani birdenbire insanlar uyanmıyor. Yani insan beyni böyle kapanmaya, egoistliğe, bencilliğe, kendi çıkarlarına çok yatkın bir yapı. Ya tekrar tekrar vicdanının uyarılması gerekiyor. Mesela bak Mehdi'liği biz anlata anlata Türkiye'nin %70'ine kabul ettirdik. Şu an Türkiye'de %80 Mehdi'nin geleceğinden emin. Eskiden %1'di 1970'lerde Mehdi inancı. Şu an %80. Yapılan ankette hep %70, %80 çıkıyor. Bir Mehdi bekliyor musunuz? Yazarlar, gençler, herkes öğrendi Mehdi'yi. Ama ısrarlı anlatımla. Mesela Darwinizm, Türkiye'de Darwinizm %70'lerde falandı. Ne zaman? 1970'lerde. %70, %80. Hep evrime inanıyordu insanlar. Sonra ne oldu? Tam tersine. Şu an %90 evrime inanmıyor. Ama bak yıllarca ısrarla çalışmanın sonucunda oldu bu. Mesela bak Kur'an'ın yeterliliğini anlatıyoruz. Yavaş yavaş insanlar bunu kabul etmeye başladılar. Ama ısrarlı anlatımı gerekiyor. İşte ısrarlı anlatım da sevabın çok olmasını sağlıyor. Bir kere anlatsak bir sevap alırız. Bin kere anlatırsan bin sevap alırsın. Bu küresel egemenliğin, yani dünya egemenliğinin merkezi aklı, derin aklı Londra'da. Yani derin devlet, İngiliz derin devleti Londra'da faaliyet gösteriyor. Bak yeri de belli. Onun için yani bütün dünyanın bu fitneye karşı kendini koruması gerekiyor. Kendilerini çok akıllı zannediyor. Darwinizme inanmış ve Darwinizm yolunda dünyayı helakete ve felakete sürüklediler. Sorsan dünyanın en akıllısı onlar. Akıllı olsan dünyayı bu hale getirir miydin? Dünyayı mahvettin. Bilmeden Deccal'ın peşinden gittin veya bilerek Deccal'ın peşinden gittin. Bundan sonra bu akılsızlığını terk edeceksin. Deccal'ın avanesi oyuncağı olmaktan vazgeçeceksin. Masonluğu da bu beladan kurtaracağız. İngiliz derin devletinde bu pislikten vazgeçireceğiz. İngiltere işgal etmek istediği bir yerde farklı etnik grupları veya farklı dinsel grupları, mezhep gruplarını birbirle çatıştırıyor önce. Çatışınca güç nötr hale geliyor. Yani orası artık muhallebi gibi oluyor. Yani oraya girmek o kadar kolay oluyor ki hiçbir dirençle karşılaşmıyorlar. Her yerde bunu yapıyor. Mesela Suudi Arabistan'la şimdi İran'a savaşa sokmaya çalışıyor. Birbirine çatıştığında ikisinin gücü de sıfıra düşmüş oluyor adeta. O zaman oraya çok rahat giriyor. Her iki tarafı da çok rahat ele geçirebiliyor. Yani İngiliz siyasetinin en kaba yöntemlerinden birisi de budur.
Eğer ikilik yoksa Sunni ikilik meydana getiriyor. Mesela durduk yere Alevi Sünni, durduk yere Kürt Türk, durduk yere yani. İngiliz derin devletinin konsepti daima çatışma. Yani diyalektik felsefe var ya, onun etkisi altındalar. Eğer çatışma yoksa Sunni olarak meydana getiririz diyorlar. Çatışma da varsa güçlendiririz diyorlar. Yani zayıfsa daha güçlendiririz. Mesela Suriye'de, Irak'ta gittikçe güçlendirdiler. Şiddetli oldu. Mesela PKK'nın gücünü zayıf görüyorlar şu an. Daha güçlendirmek istiyorlar. Bol bol silah veriyorlar. Uzman gönderiyorlar. Profesyonel katilleri gönderiyorlar. Güçlendirip çatışmanın gücünü daha artırmak istiyorlar. İngiliz derin devletinin siyasetinin en önemli özelliklerinden birisi de beraber çalıştığı kişi ve partilere, bazen de ülkelere stratejik noktalarda yanıltıcı bilgi, malumat, intiba vererek stratejik hata yapmalarının zeminini hazırlamaları. Mesela diyor ki İngilizler çok barışçıldır. İngilizler çok iyidir diyor. Buna inanan adam İngilizlere, İngiliz derin devletine karşı savunma gücünü kırılmış oluyor. Öyle onlara sinsi, oyuncu, alçak muhbirleri vardır, yancıları vardır, böyle hımbıl yancıları. Zeki ama akılsız ahmak. Onları kullanırlar. O şeytani zekasını kullanıp ahmaklıkta en ileride olan bu adamlarla her türlü pisliği yaparlar. İngiliz derin devletini örtmekte, gizlemekte bu pislikleri çok kullanıyorlar. Ve insanların gözü görmüyor bu belayı. Mesela Londra'da odaklanmış küçük bir topluluk bütün dünyayı helak ediyor. Stratejik hata yapmak için ülkeleri sürekli kışkırtıyorlar. Mesela partileri, liderleri makas veya yol değiştirmesi için sürekli onları yanlış bilgi ve yanlış yönlendirme yaparak bambaşka bir çizgiye sokabiliyorlar. Mesela hiç ummadığın bir partiyi ummadığın bir çizgiye sokabiliyor. Ummadığın bir lideri hayret edecek anormal, kendi vatanın milletinin aleyhine olan bir inanca sürükleyebiliyorlar. Onlar da bunu yiyor. Ama kendi işte yancıları ve hampalarıyla bunu yapıyor. Çok fazla yancıları var, çok fazla hampaları var. Adam bir sefer kendine şüphe ediyor. Ya diyor, acaba ben mi yanlış yoldayım diyor. Yani bu kadar adam söylediğine göre. Bunların bir bildiği vardır diyor. Halbuki onlar da kafalanmış, şeytanın oyuna gelmiş tipler. Deccaliyetin beyni İngilizlerin devletidir. Yani dünyada peygamberimizin hadislerle belirttiği Deccal, İngiltere'de, Londra'da çöreklenmiş halde. Adada diyor peygamberimiz. İlkan, Adnan Hoca bir Mevlana'ya, bir İngiliz devletine vuruyor. İsrail ve Masonların modası geçti. Şimdi bu İsrail hakikaten insanların gözünde müthiş bir güç gibi görünüyor ama çok gariban bir ülkedir. Çok küçük bir topluluktur. Yani eğer İngiliz derin devleti istemese İsrail orada bir gün bile duramaz. Bir planın, projenin eseri olarak o devlet orada kurulmuştur. İngilizler altyapısını geniş bir zaman dilimi içerisinde oluşturmuşlardır. İngiliz desteği olmadan, İngiliz yardımı olmadan orada gariban, fakir Musevilerin bir devlet oluşturmasını kim nasıl düşünebilir? İsrail Devleti'nin oluşumunu da o kitapta anlatacağım. Yani İngiliz Derin Devleti nasıl oluşturdu İsrail'i, onu da görecekler. Masonluk da bir güçtür yani. Dürüst, iyi niyetli insanlardan oluşmuş. İçinde dinsiz de var, ateist de var, Budist de var. Mühim olan orada İslam şuurunu tam oturtmak. İslam ahlakını yaymak, Kur'an'ı sevdirmek. Şu an çığ gibi yayılıyor Masonluk içerisinde İslam. Mühim olan bu. Yani yoksa birine vuralım falan filan değil yani. Vurma da değil bu. Sadece tehlikeyi gösterip tedbir alma. Yani İngiliz derin devleti oluşturan da insanlar. Zavallı adamlar ama yanlış yoldalar ve hem kendilerini yakıyorlar hem insanların canını yakıyorlar. Buna engel olmak için akılcı bir mücadele vermiş oluyoruz. Olay bu.
Danimarka'nın da IŞİD'e karşı asker gönderme kararı almasının artık yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı'nın olmasına hazırlandığımızı gösteriyor. Çünkü onları ilgilendirmeyen bir güç IŞİD ve tüm ülkeler IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Ama hiçbiri kara savaşına yanaşamıyor. Yani bütün dünyanın kara savaşından korkması çok şaşırtıcı. Yani IŞİD'de bir gariplik var. Yani hiçbir ülke, Amerika, Almanya, Rusya, hiçbiri hiçbir şekilde karadan IŞİD'le savaşmayı istiyorlar. Yani sadece havadan vuruyorlar. Orada da insan kalmadı. IŞİD'de tabii o konuda uyanıklık yapıyor. Yer altını adeta böyle köstebek yuvasına çevirmişler. Bütün dünyaları yer altında. Hastaneler, levazımat, depoları, askeri birlikler hepsi yerin altına yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla hava bombardımanı IŞİD'i hiçbir şekilde etkilemiyor. Dünyanın her yerinde de katılım var. IŞİD'i durduracak güç ancak masonluk içerisinde efendim işte bu tapınak şövalyelerinde birleşmesiyle Mehdiyet'in üst güç olarak ortaya çıkması. Yoksa bunun dışında mümkün değil. Mesela Türkiye'ye hakaret ediyor. Diyor ki siz karadan siz girin. Batı ülkeleri dalga geçer gibi. Bak IŞİD'den hepsi korkuyor. Türkiye siz karadan girin diyor. Yani akıl almaz bir korku, yani dehşetli bir korku var. IŞİD'le. IŞİD de Armageddon'u yapacaklar için müthiş heyecan içindeler. Bekliyorlar. Mehdiyet'le çözülürse hiç kan akmaz. Yoksa yani mümkün değil. Ben söyleyeyim. Teknoloji. İngiliz Deccalı demek yanlış. Yani İngiltere'de bir Deccal grubu var. İngiliz halkı temizdir. Çok kibardır İngilizler. Temiz giyinirler, dürüsttürler, iyi niyet eder. İngiliz derin devleti büyük bir tehlikedir. Bak yerinde söylüyorum, Londra'da diyorum. İsrail'i kuran İngilizlerdir. Ayakta tutan da yine İngilizlerdir. İsrail'in hiçbir gücü yok. 6 gün savaşında İslam ülkelerinin yenilmesini sağlayan da İngilizlerin devletidir. Yoksa İslam ülkeleri her bir koldan girseler, 2-3 saat sürer en fazla İsrail'in işgal edilmesi. Hemen biter yani hiç insanları yok, hiç adamları yok. Ama İngilizlerin devletinin muhafazası var. Tabii İsrail'in yok edilmesine de müsaade etmeyiz. Yani bu olmaz. Yani bu tahayyül edilebilecek bir şey değil. Bilimle, irfanla, sevgiyle, insanların alışık olmadığı bir dille dünyanın her yerinde İslam'ı anlatıyoruz. Büyüklük olmaması çok önemli. Yani Türkiye'de hükümete öyle bir model veriyorlar, bu bayağı tehlikeli. Bak adam büyük abi diyor. Ya hem abi hem büyük. Ya o kadar tehlikeli bir söz ki bu. Büyük abi Türkiye. Hizmetçi Türkiye diyecekler, hizmetçi. Hizmetçi, biz sizin hizmetçinizi diyecekler. Yani bayağı vahim bir hata o. Kur'an'a göre, İncil'e göre ve Tevrat'a göre de çok büyük bir hata. Ünlü Rus yazar Lev Tolstoy, Hazreti Muhammed'le ilgili kitabından bir söz. Benim için Muhammedilik, haça tapmaktan, Hristiyanlıktan, mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. O kapıyı kapatsana. Kapalı mı? O zaman Lady Gaga şu sobayı aç. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her proslav ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammedliği tek Allah ve onun peygamberliğini kabul ederdi. Kardeşim bu insan okuyan, samimi araştıran, ruhu olgunlaşmış, makul bir insan. Baktım mı Müslüman olmayı akılcı görüyorum. Böyle insanlar, masonlar mutlaka kendi bünyelerini alırlar. Yani bu tarz insanları. Yani böyle
basit düşünmeyen, ufku geniş, egoistlikten kurtulmuş, yüksek kişilik arayan insanları içine alırlar kendi bünyelerine. Ben dürüst bir dünya anlayışını, samimi Müslümanlık anlayışını gösteriyorum. Hakikaten vicdanım temiz benim, samimi bir insanım. Hakikaten böyle insanlara, insanların ihtiyacı var. Bu doğru yani, övünme değil bu. Ben mesela samimi olmayan insanları gördüğümde içim sıkılıyor. Çok acı bir şey bu, çok korkunç. Ya kabus gibi böyle deli dolu, dengesiz insanlar, yapmacık insanlar, yeni şiveler edinmiş, yeni usluplar edinmiş, böyle manyak gibi dengesiz ve sürekli bir plan proje içinde olan tipler, oyun oynayan tipler, bunlar sıkıcı tabii. Doğal insanı tabii insanlar arıyor. Hakikaten o yüzden bizim programımız bu kadar çok izleniyor. Yani normalin çok çok üstünde bir izleme oluyor. Buradaki dürüstlük, samimiyet insanlar çok etkiliyor. Mesela İngilizlerin devleti hakikaten bak samimi olduğum için Allah fark ettirdi. Allah alem. Yani nereden baksak patlağın o kirli kokuları görülüyor, hissediliyor, anlaşılıyor. Biz de üstün üstüne gideceğiz tabii ki. Bir oyun oynanmış dünyaya. Bir derin devletten biz de zaten bahsediyoruz, dünya derin devleti. Bir Illuminati'den bahsediliyordu herkes, değil mi? Bana da soru soruyorlardı. Ama çözüm bulunamıyordu buna. Yani neredeler, kimler bilinmiyordu. Sonra bir de baktık ki İngiltere'de bunlar muhkim. İngiliz derin devleti bu işin başını çekiyor. Bunu hayretle farkına vardık. Mevleviliği de kullanmaya kalkıyor bu adamlar. Ve uzun vadeli bir program hazırlamışlar. Yani İslamiyet'in yerine Mevleviliği koymayı düşünmüşler. Buna müsaade etmeyiz. Bütün haramlar helal oluyor Mevlevi inancında. Yani bunlar onların dediğine göre, yazdığına göre. Mevlana'nın kitapları Kur'an'dan daha üstün onların iddiasına göre. Kadın haşa haşa aşağı bir varlık. Türkler de aşağı bir varlık ve Darwin'in dedikleri de doğru, Mevlevi inancına göre. Bu dehşet verici. Buna müsaade etmeyiz. Müslümanlara olan bakış açım sizin anlattıklarınızdan önce bambaşkaydı. Ne kadar yanlış düşüncelere büyümüşüz. Meğer kendi peygamberlerine sadakat gösteren, Allah inancı olan insanlar bizlere farklı bir görüş gibi empoze edildi. Hatta Hazreti Musa, Hazreti İsa gibi bizim olan, Allah'ın Kur'an'da övüp örnek verdiği peygamberlere dahi Allah affetsin, cahilce bir bakışımız varmış, Allah razı olsun Kur'an'a göre doğruyu öğrettiğiniz için diyorum. Hocam daha önce Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı en iyi Deccal tanır, Deccal taraftarlarının Mehdi olmasını en çok istemediğin ama tam benzettiğin kim diye sorulsa bu soruya verecek cevap Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu bize gösterir demiştiniz. Deccal'i de en iyi Mehdi tanır demiştiniz. Kamil Yiğitli Bursa. Tabi Deccal ve Deccal taraftarları Mehdi'yi çok iyi tanırlar. Onun için büyük bir tepki göstereceklerdir. Yani çeşit çeşit tepkiler göstereceklerdir. Deccal'in safında olanlar. Bunu hadislerde peygamberim söylüyor. Sevgi de takva ön plandadır. Takvası güzel olan insan samimiyetsizlik yapmaz, vicdansızlık yapmaz. Beyni ruhu berraktır. Yani beyninde cinler şeytanla birbirini kovalamaz. Dolayısıyla sizin gibi yüzü berrak ve temiz olur. Ama tabi bazı insanlar çok daha berrak ve temiz olur. Takva da öne geçer. Tabii ki onlar daha etkileyici olur. Bediüzzaman İngiliz derin devletini acayip saydırmış. Her bir zaman insi bir şeytanı vardı. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruhu gaddar fitne kârâne siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan elhannas şeytan altı hüttüvatıyla, aldatmalarıyla alemi İslam'ı ifsat için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaaları, yani habis adamları ve tabiatlarındaki muzur madenleri, yani pislik muzur adamları fiili propaganda ile işlettiriyor, onları kullanıyor diyor fiili propaganda. Zayıf damarlarını buluyor, kiminin hırs ve intikamını, kiminin hırsı cahını, makam mevki hırsını, kiminin tamahını, kanaatsizliğini, açgözlülüğünü,
kiminin humkunu, ahmaklığını, kiminin dinsizliğini, hatta en garibi kiminin de taassubunu işletip, yani gelenekçi Ortodoks Müslümanların taassubunu işletip siyasetine vasıl ediyor. Bak İngilizlerin devletine böyle saydırıyor Bediüzzaman. Sizin adınız, evet.